Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 2024'te asıl çıkışımızı göreceğiz dedi. Tabii onu her zaman söylüyorlar da 21 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir sözünü yerine getirmedi bana göre. Ben emekliyim. Neden abi? Evet. Ben emekliyim bakınız. Emekler ne her alıyorsun? 11.400 lira maaş alıyorum. Şimdi %37.56 zam yaptı. Evet. Bugün malumunuz enflasyon açıklandı. Açıklandı. Ya. Cumhurbaşkanı buna bir kendisini popüler yapabilmek için 5-10 puan belki ekleyebilir. Refah payı koyacak. Belki diyorum yani. Şimdi her zaman emekliler asgari ücretin %40-50 üzerinde maaş alırlardı. Evet. Şimdi %50 altında alıyor. Erdoğan gelmeden %50 beyefendi müsaade alıyor. Eder misin? Asgari ücretli. Buyur. Buyur. Emekliler işçilerden %40-50 yani asgari ücretten çalışanlardan %40-50 fazla alıyordu. Şimdi %40-50 azalmaya başladı. Doğru. Bu ülkede bunun anlamı nedir? Emeklilere yaşama hakkı tanınmıyor. Emekliler sizler ölmüş. Ama emekliler ölüme müstahaktır. Niye? Biz çünkü yerel seçimler yakın. Ben siyaset yapmıyorum. Ben milliyetçi muhafazakar bir görüşe sahibim. Elazığlıyım. Ama hiçbir zaman için birlik beraberimizi muhafaza etmesek ezilmeye mahkumuz. Emeklerin toplanması lazım ve bu hükümete, bu iktidara bir ders vermek mecburiyetindeyiz. En son kime verdin abi oyu? Cumhurbaşkanlığında? Elazığ'da CHP'ye verdim. Cumhurbaşkanlığındaki. Cumhurbaşkanlığı da CHP'ye verdim. Ben yazın Elazığ'a gidiyordum, CHP'ye verdim. Evet. Yine aynı vermeyi düşünüyorum. Bunlara oy verirler çünkü bunlar bizi zaten anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Ben 72 yaşındayım. Hakkımı da Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibine helal etmiyorum. Oy verdin mi hiç? Verdim. Üç dönem verdim. Üç dönem verdim. Üç dönem verdim. Tabii ki ben milliyetçi muhafazakarım diyorum bak. Evet. Ama şimdi bundan sonra vermeyi düşünmüyorum. Pişman mısın abi? Pişmanım tabii yani. Önceleri iyiydi. Şimdi ekmek bulamıyoruz ya. 11.400 lirayla ekmek bulamıyoruz. Sabah erkenden kalkıyorum. Halk ekmek büfelerini takip ediyorum ki oradan 4.5 liraya alayım ekmeği. Nerede? Çünkü fırında 7.5 lira. Ona da zam geldi şimdi. Bilmiyorum, haberim olmadı. Bugün 4.5'tan aldım da sabahleyin. Bayram paralarını geri ver. Neyi? Bayram paralarını sana devlet veriyorsa, bak yalan konuşma burada. Ne kadar veriyor bayram? Çok yalan konuşuyorsun. Ben mi? Evet yalan konuşuyorsun. Teessüf ederim beyefendi, siz yalan konuşuyorsunuz. Beyefendi bakın hayır ben size... Ben yurt dışından geldim. Ben size neden... Evet yurt dışından gelmedim. Siz bana diyeceksiniz ki... Yalancının kralı sizsiniz. Ayıp. Sizden bir yalancı mı var? Sakin. Kimsin sen yalan konuşacaksın? Doğru konuşuyorum, yalanlar zaten. Her yerde doğru konuşacaksın. Nereden geliyorsun? Bana soracaksınız. Dur abi. Beyefendi dinle bana soracak, dur, niye yalan konuşuyorum diye. Bakın, 11, bir dakika, 11, efendim, bir dakika. Yalan olanı anlat bakayım. Efendim, 11 bin TL kazanan emeklilik gelen para, bu ülkede tutup da sabahları kalkıp da ekmek araması çok saçma bir şey. 10 bin nerede alıyor abi? Bir dakika. Ben bir soru sorayım. Antalya'da ev kiraları. Erhasan. 11'i nereden çıkarttın abi sen? Kendisi söyledi. Ben 11.400 alıyorum. 7.5 alıyor ama genelde. Sen herhalde yabancısın. Ben hiç de yabancı değilim. Sen yurt dışından geldin. Bir dakika ya. Propaganda yapma. Almanya'dan mı? Bakın eğer açık bir şey konuşmak istiyorsan. Bir şey öğrenmek istiyorsanız birbirimizle konuşalım. Almanya'da ama burada ne ben yalan konuşum Almanya'da ne de başkaları yalan konuşsun efendim ya. Abi bak sen kendi ağzından bir dakika senden de konuşuyorum. Almanya'dan mı geliyorsun? Evet Almanya'dan geliyorum. Sen yalancının kralı sensin. Peki Almanya bizi kıskanmıyor. Nereden biliyorsun? 25 lira maaş alıyorum benim bak. Nereden yaşıyorsun? Şuradan her devletime bakın ne maaş alıyorum arkadaşlar. Ben senin programını seyretiyorum YouTube'da. Şimdi beyefendiye soracağım. Almanya bizi kıskanıyor mu şimdi? Çok şeylerde de çok hoşuma gidiyor. Bir dakika. Kıskanıyor mu şimdi? Sana yemin ediyorum. Bizi kıskanıyor mu? Kıskanmıyor ama kıskanacak. Peki. Bakın neden diyeceksiniz? Emeklilik sandığı Almanya'da düşmüş sıfırın altında. Anlatabiliyor muyum? Bak sıfırın altında. Dışarıdan insanlar gelsin diye emeklilik kasasını tekrar çocuklara büyüyüp de ödesinler diye Alman halkı yaşlıdır. Yaşım ortası 60-65'tir. Evet. Almanlar yaşlıdır. Evet. O demektir ki emeklilik sandığı çökmüş. Evet. Hemen ben bir tamamlama yapabilir miyim? Dur bir saniye. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir tamamlama yapayım mı? İhracat fazlası ne kadar Almanya'nın?
Şimdi o başka. Ama olur mu? Kasası çökmüş diyor. 350 milyar, bak 350 milyar dolar adamın kasasında fazla para var. Bunu da emekliye dağıttı zaten. Nasıl çöküyor? Ben Bey dayının burada konuşmasını kıyaslıyorum. Neden kıyaslıyorum? Ben bundan yaklaşık 35-38 yıl önce babamı kaybettim Almanya'da. Annem emekli parasını, kendi emekli parasından beraber şu anda 800 euro para alıyor. İki tane emekli var. Şimdi 800 euro ile, inanın bana, açın interneti, 800 euroya bir tane daire yok kiralık. Abi Almanya'dan bana ne ya? Bak o zaman sormayacaksın bana. Bana ne demeyeceksin. Nasıl dedin, ne kadar kira? 800 euroya kira bulamazsın. Peki niye nasıl, bir saniye yok. Şimdi öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ama. 3 yıl önce geldim. Problem sıkıntı ne ya? Münih'in en güzel yerinde oturursan 800 euroya bulur. Hayır, kira değil mi? Gelirin nereden abi senin? Ne kadar gelirin var? Aylık gelirin ne kadar? Bak sen kendini düşünmeyeceksin. Ben de kendimi düşünmüyorum. Bak, ben sana şunu söyleyeyim. Şurada bak. Sen bugün sabah kalkıp da kendin için, bak kendin için diyorum, başka hiç kimse için değil. Sabah kalkıp da kendin için bir şey yapamıyorsan bu suçu kendinde bulacaksın. Mesela? Bak bu suçu kendinde bulacaksın. Çok mu deşelim? 50 yaşını geçtin diye bana iş vermiyor, hiç kimse iş vermiyor. Varsa söylesin, varsa söylesin hadi. 40 yaşını diyor. Bana bak kardeşim, yurt dışında. Bir saniye. Hayır ya. Yurt dışından gelip de burada ahkam kesmeyecek kimse. Yurt dışından gelip hiç kimse burada ahkam kesmeyecek kardeşim. Burada yaşayacak. Gel o zaman burada yaşayan. Burada yaşayın. Niye burada yaşamıyorsunuz? Ben 3 yıl önce geldim buraya. İnanın ki. Ne burada? Bir dakika hanımefendi. Savunmuyorum. Ben Türkiye'ninkini, ben sizinkini kıyaslıyorum. Burada zaten burada ama kıyaslayacak siz, bir şey mi kaldı? Kıyaslamak için. Burada yok, kıyaslamıyoruz canım. Siz, var ya? Almanya değildi konu. Konu şu, 2024 yılında Sayın Cumhurbaşkanı gerçek çıkışımızı göreceğiz dedi. Kıyaslama yoktu ki. Ya tamam, şimdi o zor bir 2024. Şimdi o çok zor bir soru yani. Göreceğiz. Aşırı zor. Biz şey olunca, çökünce göreceğiz. 2023'te çıkıyorduk. Uzaya gidiyorduk 2023'te. Lozan bitmişti. Haberin yok mu? Neden yurt dışına emekli olan bir insan gelip burada yaşıyor da burada emekli olan bir insan neden yurt dışına gidip yaşıyor? Sadece bunu bana açıklamasını, tamam, açıklamasını yapın. Sen bugün Almanya'da emekli, sen bugün Almanya'da emekli olursan, şimdi dediğin gibi aynı Türkiye'deki vatandaş kişi, tamam. Bir dakika, aynı Türkiye'deki vatandaş burada nasıl emekli olduysa Almanya'da da bir Türk veyahut da bir Alman emeklili olduysa onlara ve sadece küçük bir rakam, 450 euro rakam. 450 euro kim söylüyor ya? 1300 euro benim amcamın oğlu alıyor ya. Ya bir dakika ya, bir ama konuşturmuyorsunuz ya. Bir emekli Almanya'da 1500 euro para alıyor. Konuşturmadılar ki. Bak. Şimdi ne diyor biliyor musun? Dur. Ne demek istediğini ben. Hayır benim. 400 euro 1500 durma bak. Anladım ben seni. Ben seni anladım. Ne diyor biliyor musun? İstanbul'da da yaşıyor. Ya bir dakika eğer. Diyor ki dur. Dur bir tamam. Ya bir dakika ya. Az önce beyefendi yalancısın dedin ya. Gerçekten senden büyük yalancı yok. En büyük yalancı sensin. Yalancı sana kimse inanmaz. Yalancı. Sen bir işe gitsene. Sana kimse inanmaz. Dur. Bak, ne demek istiyor biliyor musun? Dur ben sana toparlayayım, hayır, soruyu sorayım. İzin verir misiniz, bir şey söyleyeceğim? Tamam. Bakın işçiye de kesiyorsun. Ama sen benim lafımı kesiyorsun, şey yapıyorsun. Hayır. 400 euro dedin, evet. Bakın. Şimdi Almanya'da emekli olan bir kişi, emekli, Almanya'da emekli olan bir kişi emekliliğini alıyor mu, parasını alıyor mu? Parası, Almanya'da da para yatırabiliyorsun. Alman emekli kasasına parayı yatırabiliyorsun ama yılını bekleyeceksin. O yılı geçtikten sonra, bir dakika, 65'e geldin, emeklini aldın, kağıda bakıyorsun 1200 euro alıyorsun mu? Ha, 1200 euro, misal bu, rakam 1500 de olur, 800 de olur. Emekli olduktan sonra
sadece ve sadece 450 euro yan gelir olarak çalışma hak veriyor sana. Başka bir şey sordum. Ya o sana ama, ne diyor biliyor musun? Ama bak burada, ne ama, diyor biliyor musun? Burada Türkiye'de şimdi bak, emekli olup da Almanya'da tutup da 1500-1700 euro kazanma bak, ters oluyor. Size soralım. 2024'te çıkış yapacağız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Esas çıkışımızı o zaman göreceksiniz dedi. Mutlak. Mutlak. Güveniyoruz. Mutlak güveniyoruz. Çok güveniyoruz. Başarılı olacağız. Muhteşem güveniyoruz. Efendim? Muhteşem güveniyoruz. Bakışımdan, konuşumdan anlamışsınızdır mutlak. Anladık abla. Ağzına sağlık. Yani. Sağ ol. Abi gel sana soralım. Size soralım. Millet korkuyor, korkuyor. Hani 2023'te atlayacaktık. Çağ atlıyorduk. Abi zamlarla atladık ya. Zamlarla atladık. Zamları görmedin mi? Zamları görmedin mi abi? Kaç senedir 2023'ü bekliyordum şahsen. 100 yıllık Lozan bitti. Tabii tabii Lozan çıkıp ondan sonra petrol çıkacaktı falan, altın çıkaracaktık, zengin olacaktık. Ben bayağıdır bekliyordum bu 2023'ü. Bir şey mi olmadı? Bir şey olmadı tabii. Ben bir de merak ediyorum, evde oturuyorum. Son 3 aydır bu televizyoncular, siz televizyoncusunuz da. Dilan Polat, Dilan Polat, Dilan Polat, Dilan Polat. Başka bir şey yok mu? Sanki ekonomi kötüymüş, kötü değilmiş gibi. Kalkıyoruz Dilan Polat, Engin, yatıyoruz Dilan Polat. Ya herkes biliyor, bir tane bakan, bir tane milletvekili, bir tane ihale verse 50 tane Dilan Polat'ın sermayesini satın alır. Kalkıyoruz Dilan Polat, 3 aydır onu izliyoruz. Yok hastaneye gitmiş, delirmiş. Yok, yok bilmem nereye gitmiş. Ya onun 2 tane güzellik merkezi falan ne olacak? Bir tane ihale, bir tane ihale herhangi burada Antalya'da bir tane bakan bir yandaşına verirse 50 tane Dilan Polat'ı İhya olur. İhya olur tabii. Ben anlamadım, bilmiyorum. Ne zaman televizyona açayım sanki Türkiye'de başka bir şey yok. Yani, abi ne zaman çıkışa geçeceğiz? 2023 geçti. 2023'ü bekliyordum ben şahsen, 15-20 yıldır bekliyordum. Yani 2023 gelecek, birdenbire zengin olacağız. Hiçbir şey olmadı. İdlib'i alıyorduk, Kerkük bizimdi. Oo neler neler. Esad'ın yerini alıyorduk. Evet. Neydi onun başkenti? Şam. Şam'ı alıyorduk. Orada Emevi Camii'nde namaz kılacaktık. Vallahi bilmiyorum yani, bilmiyorum. Ben bir de burada bir şey seslenmek istiyorum bu Antalya valisine, kaymakamına, yani yetkili kişiye, belediye başkanlarına. Mesela ben bir tweet atıyorum. Tak sabah 5'te beni evden alıyorlar. Benim 380 kişi sülalemde bir tane devlet memuru var. Mesela 4 tane oğlum boşta. Bir gece sabah ansızın gelin böyle alın beni işe götürün koyu. Vergi veriyorum. Gittim o borç ettim. Geçenlerde 33 milyar vergi ödedim. Vergi ödüyorum da beni de işe alın. Çocuğumu da işe alın. Sülalemi de işe alın. Bir tane tweet atıyorum, beni gece alıyorsunuz. Sabah 5'te alıyorsunuz. Emniyete başla abi. Niye 5'te alıyorsunuz ki? 8'de alın, 9'da alın. Niye 5'te? Devletin mesaisi güldür. Yani ben onu anlamadım. Valiye sesleniyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bir de benim, gelin benim çocuğumu böyle ansızın alın götürün işe sabah koyun. Sabah 5'te. He sabah 5'te alın götürün işe koyun. Sizin demokrasi olduğunu, insan hakların olduğunu, eşitlik olduğunu ben vergi ödüyorum. Sülalemde 362 kişi mi ne oy kullandı. Bir tane devlet memuru var. Gerisi ne oldu? Vergi ödüyoruz. İşe alın. Numune mi? Numune o da istisna. Evet. 3 tane kardeşim öğretmen, bir tane istisna olmuş. Eyvallah abi, gerisi boşta. Kolay gelsin. Ama millet çoğu da korkuyor. Konuşmuyor. Konuşuyorlar ya. Konuşuyorlar mı? Konuşuyorlar. İnşallah konuşurlar. İnşallah. Bak mesela geleceğim hemen konuşacak. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 2024 yılından sonra gerçek çıkışımız olacak dedi. Ne dedi? Ben çok bilmem de ben Hollandalıyım. Türkiye hakkında çok bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok karıştırmıyorum. Geçen sene geldin mi? Geldim abi. Geçen seneyle bu senenin arasındaki fiyat nasıl? 3 TL fark var bizim için de ama gene de biz yaşayabiliyoruz. Avrupalı olarak geliyoruz. Evet. Ya Allah istersem her ay tatile gelebilirim. Yalan yok. Devlet de bakmıyor. Abim de emekli diyor, ben de diyor her ay diyor Hollanda'ya gidebilirim diyor. Gidemez. 7500 lira. Gidemez. Uçak yalan. Bileti yapmıyor ya. Şimdi sen gidebilirsin ama orada bir şey yapamazsın. Sizin için pahalı gelir, bizim için gelmiyor. Ben öğrenciyim. Pasaportunu çıkartamaz maaşıyla. Çıkartamaz. Ben öğrenciyim, istersem orada yani devletten para alıyorum. Hollanda batmış diyorlar. Öyle bir şey yok ya. Laflar boşmuş. Öyle bir şey. Yani tatil için geldim. Sen gittin mi oğlum? Sen hiç gittin mi adamla? Abi Hollanda'nın yüzünü görmemişim tatil. Yani. Haritada yerini bulamaz adam. Herkes bize Almancı diyorlar. Yani Hollanda... Gurbetçisin. Gurbetçiyim. Öyle diyorlar.
Gene de her gittiğim mağazaya beni çekiyorlar. Öyle düşün. Gidiyorlar, bu yani bir şey aldırıyorlar. 20 bin, 10 bin diyorlar. Öyle çantasından belli zaten. Kaç aldın sen düşün. Eyvallah, çok sağ olun. Abla, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 2024'ten sonra asıl çıkışımızı göreceğiz dedi. Ben İtalya'dan geliyorum. Bize de, ben burada 12 sene önce para yatırdım. Emekli oldum. Evet. Ama şimdi bana 7500 lira veriyorlar. Ben orada şey çalışamıyorum. Sigortalı çalışamıyorum. Burada emekli olduğun için mi? Burada emekli olduğum için sigortalı orada çalışamıyorum. Orada aldığım aylık, ben burada 7500 liran orada ne yapabilirim? Benim ev kiram dünyanın parası. Türkiye'de ben orada hiç yaşayamıyorum. O türü bize Cumhurbaşkanı söyledi. Ben Cumhurbaşkanı olunca yurt dışındaki emekliler burada emekli şeyi alacak diye. Ben ona o söz verdiğini yapmasını istiyorum. Ne sözü verdi dedin abla? Sizi kandırmış oldular. Evet, bizi kandırdılar. Gerçekleri kendi kendine kandırdı. Ben yurt dışından emekliyim. Bak ablacığım, anlatayım bak. Tabii. Ben yurt dışından mağdurun emekliyim. 2011 yılında Türkiye'de ben paramı yatırdım, emekli oldum. Orada çalışırken ya da oradan maaş alırken Türkiye'de para alamazsınız. Siz bak para yatırdınız, bak gününüzü satın aldınız. Bu ticarete giriyor. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde yok ablacığım. Hayır. Ama ben 7500 liranın orada Türkiye'de çalışamıyorum. Ben nasıl geçinebilirim? Burayı kapatacaksın. Orada çalışacaksın. Orada emekli olduğunu buradan açtırıp o parayı da kullanacaksın. Bu parayı da kullanacaksın. Ben çalışamıyorum. Bana kimse iş vermiyor. Ben hastayım. Ben 7500 lirayla İtalya. Ben İtalya'da kalıyorum. Ben dışarıda çalışmak zorundayım. Ben buradaki aylık bana yetmiyor. Ben orada bana Avusturya devleti, ben orada kalırsam 1590 euro veriyor. Ben yardım taleplerini kabul etmediğim için şu anda ben 1070 euro alıyorum oradan. Ama orada Türkiye'de yaşıyorum. Her ay 3 adet gidip tedavi ediyorum. Diyor ablam, şunu diyor. Diyor ki şöyle gel abi. Sayın Cumhurbaşkanı diyor bize, evet, diyor bir imkan sağladı. Dedi ki Türkiye'de çalıştığınızın primini ödeyin, sizi buradan emekli yapalım. Ama dur. Aynı zamanda. Dur, tamamlayayım. Diyor ki ablam da, ben diyor buradan 7500 alıyorum ya diyor. Evet. İtalya'da beni diyor çalıştırmıyorlar ama çalışmak zorundayım. Ama diyor hastayım da diyor. Bana diyor devlet sağladı bu imkanı diyor. Ama tamam, ben hanımefendinin dediğini anlıyorum ama İtalya'yı bilmem. Ama Almanya'da, Avusturya'da işte olan işte orayı ben bilmiyorum ama bak biz gün satın aldığımız için bunun ticaretini yapıyoruz. İşin özü bu. Devlet sağlıyor bunu. Şimdi devlet sağlıyor ama emekli olduktan sonra diyor bak. Bizi satın alıyor. EYT'yi niye çıkarttı? Bütün insanları borçlandırdı. Bu satın alma mı oldu şimdi? Ne oldu ya? Satın alma mı oldu? Abi, bunu teşvik, teşviği kim verdi sana? Teşviği kim verdi? Abim bak, güzel abiciğim. Yok başka bir şey. Sevgili abiciğim bak, diyorsun ki bu ablam gününü satın almış, parasını ödemiş, evet, tamam mı? Aynen öyle. Emekli olmuş. Tamam. Hak kazanmış mı? Kazanmış. Evet. Peki bunu bu ablam kendi mi istedi? Başımızdaki devlet mi istedi bunu? O isterken sana dedi ki bak, sana dedi ki dur bir dakika abi, dinle, ben seni dinledim. Şimdi sana dedi ki EYT'den emekli olacaklar, günlerini tamamlasınlar, şu kadar para çekecekler, şu kadar para yatıracaklar dediler mi? Tamam. Dediler. Herkes borçlandı. Bu ticarete mi girdi o zaman? Şimdi bak, ben Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yasaları bilmem. Bilmiyorsan müdafaa etmeyeceksin güzel abiciğim. Yurt dışı borçlanma için devlet gerizekalı değil, aptal değil. Diyor ki bak, emekli olduktan sonra diyor, he, Türkiye'den de maaşını alabilirsin diyor. Onun öncesinde alamak, orada çalışmak, orada şey sevgili abiciğim, sevgili abiciğim, ben sana şunu söyleyeyim. Kaç yıl kaldın bilmiyorum. Ben 10 yaşındaydım, Berlin'e gittim, 3 ay kaldım. İşçi ailesi olup sözü olarak geri geldim. Burada ülkemde yaşıyorum. Siz yurt dışında bildiğin kaldığınız için, yaşadığınız için Türkiye'nin sorunlarını bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için de fikir yürütüyorsunuz. Bu fikir yürütmek de güzel abiciğim. 2001'de gittim. Tamam. 2021'de de kesin dönüş yaptım. Ben 40 yıl bu ülkede 24 yıl suva inşaatı yaptım. Tamam. 24 yıl karşılığında bak, bak bak. 24 yıl karşılığında benim 1157 gün sigortam çıktı. Tamam. Ha. Tamam. En büyük haksızlığa zaten uğrayan ben, Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yatırmadılar. Kim yatırmıyor? İşveren. İşveren. Şimdi devlet aldı. Senin binanı örnek veriyorum. Biliyorum. Anladım dedi. Müteahhit yatırmamış. Müteahhit yatırdı. Yalnız müteahhit de diyor ki devlet bu binanın 10.000 TL sigorta primi var. Aha. Devlet onu aldı ama kendi kardeşinin primini yatırdı. Biz mağdur olan bizik. Tamam. Tamam. Buyurun. Ben yurt dışından çalışıp
Hem buradan emeklimi alacağım hem de orada çalışmak istiyorum. Ben orada 400 euro altında çalıştırıyorum. Ben yetiştiremiyorum, ben geçinemiyorum. Ben buradaki emeklimi alıp orada normal 1000 euro karşılığında çalışmak istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız bize söz verdi. Onu yapmak zorunda. Hadi sizi iyi günler.